Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fatoş ile biz bize kanalına. Hoş geldiniz diyoruz. Yine beraberiz, birlikteyiz. Bugün ekmek yapacağız sizler için. Başlayalım Bismillah diyerek. Bakalım inşallah Allah utandırmasın. Şöyle güzel bir çıtır çıtır ekmek yapmak istiyoruz. Sonuç ne Amin. olacak? Hep birlikte göreceğiz bakalım. Amin. Hamurumuzu yoğurmakla başlayalım. Öncelikle kabımıza. 3 su bardağı su. Evet. 3 su bardağı su katıyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı şekeri karıştırıyoruz. Suyun içinde güzelce çözünene kadar karıştıralım. Nasıl gidiyor arkadaşlar Ramazan? Ramazan bu sene iyi ya, böyle zorlanmıyor çok fazla da. Çalışan, Allah'ım. yani çalışanlar için de zor ama. Evet. Rabbim tuttuğumuz oruçları kolaylıkla tutmayı nasip eylesin, kabul eylesin inşallah. Evet, tuzumuz, şekerimiz çözündü. Şimdi bunun içine 2 paket instant maya boşaltacağız. Instant mayanız yoksa 1 adet 40 gramlık yaş maya da yeterli olacak. İki paket mayamızı da kattıktan sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, mayamızı da karıştırdık ve yavaş yavaş unumuzu vererek azar azar verelim. Karıştırıyoruz. Ortalama 7 su bardağı un gidecek. Ama dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz. Unumuzun kalitesine göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Biz gerek video içerisinde gerekse açıklamalarda ne kadar un kullandığımızı belirteceğiz. Unumuzu vermeye devam ediyoruz. Yoğurma işleminiz bitti. Şöyle hafif ele yapışacak. Hani çok yapışmayacak. Bakın yumuşak olacak. Bu şekilde saklama kabımı aldım ben. Siz streç filme de koyabilirsiniz. Dinlenmeye alıyoruz. Ne kadar dinlenecek hayatım? 1 saat dinlenecek. Biz 7 su bardağı un kullandık. Dediğim gibi ununuzu kontrollü verin. Bazı unların kalitesi değişebiliyor. 6 su bardağı da kullanabilirsiniz. 6,5 su bardağı da. Biz 7 su bardağı kullandık. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde yoğuracağız. Evet. Evet, hamurumuzu 1 saat beklettik. Kapağımızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Şimdi tezgahımın üzerine çok az un döküyorum. Ve hamurumu tezgaha döküyorum. Bizim kesme aparatımız evde kaldı. Biz kaynanama geldiğimiz için getirmeyi unuttuk. O yüzden bu tahtayla çıkartıyoruz. Çok az şöyle unla toparlıyoruz hamurumuzu. Hamurumuz biraz yapışkan olacak. Hiç sıkıntı yapmayın. Zaten biraz o şekilde olması gerekiyor kabardıktan sonra. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım. Tersine çeviriyorum. Ve 4 parçaya böleceğim. Eşit olacak şekilde. Dört parçaya böldükten sonra her parçayı şu şekilde yumak haline getiriyorum. Bir yandan sıkılacağız. Gördüğünüz gibi yumak yaptım. Hepsine yumak haline getireceğim. Gördüğünüz gibi hamurlarımı yuvarladım. Bir 10 dakika bekleteceğim. Evet, hamurlarımızı 10 dakika dinlendirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzun birisini alıyoruz. Elimizle şöyle açıyoruz. Daha sonra şuradan şu şekilde, bakın görüyor musunuz? Hem sıkıyorum hem doluyorum.
Gördüğünüz gibi şu şekilde uzattım. Ve yağlı kağıdımın olduğu tepsiye koydum. Şu şekilde yağlı kağıdı tepsiye koydum. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Bir yandan sıkıyoruz, bir yandan ittiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurumuz sıkılaşıyor. Buna ekmekçiler baston derler. Tabi onlar biraz daha farklı yapıyorlar. Şu şekilde uçları sivri olacak şekilde yaptık. Ötekini de tepsiye koyduk. Tepsimize koyduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla veya en güzeli jiletle şu şekilde bir çizik atıyoruz. Bu kadar. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Önemli bir noktayı burada belirteceğim. Fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz ama bu kısımda ne yapıyoruz? Şimdi ekmeği güzelce pişirmemiz için, ekmeği pişirebilmemiz için buhar vermemiz gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Ben şöyle bir tepsiye su koydum ve fırınımın tabanına koydum. Daha sonra fırınım ısısını bulunca ekmeğimi atacağım. Şu şekilde bakın gördüğünüz gibi şu kestiğimiz kısımlar fırının karşı kısmına gelecek şekilde ekmeklerimizi fırına yolluyoruz. Evet canlar, ekmeğimiz pişti. Şu şekilde bir dilimleyelim bakalım. Daha sıcak fırından yeni çıktı. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın. Dinlenmesi gerekiyor tabii ki ama sıcak sıcak üzerine tereyağı falan sürüp de harika olur. Ekmeklerimiz çıktı. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bakın şu şekilde. Şöyle. Yanına bal, tereyağı. Sıcacık zaten. Daha ne olsun? İsterseniz peynir falan da ekleyebilirsiniz. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun. Afiyet, bal, şeker, şifa olsun inşallah. Bizi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilir, videoları beğenebilir ve gelecek videolardan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızda da yalnız bırakmazsanız çok seviniriz, çok mutlu oluruz. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.